Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Herkes iyidir inşallah. Ben çok iyiyim. Arkadaşlar bugün 3 tane menekşem var. Bu minyatür menekşem. Bu trail menekşem. Bir tane daha trail menekşem var burada. Onların videolarını çekmek istedim. Bugün daha doğrusu saksılarını değiştirip bunun da videosunu çekmek istedim. İnşallah herkes iyidir arkadaşlar. Ben böyle menekşelerle uğraşırken çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar bu fitili sulamadaydı. Bazen böyle yapraklar kırılabiliyor değiştirirken. Bunu da kırmış oldum. Bunu hemen dikeceğim. Hiç ziyan etmeyeceğim. Çünkü bu trail menekşelerim çok kıymetli, biraz da pahalı. Alırken pahalıyı alıyoruz arkadaşlar. O kadar güzel kök salmış ki şöyle göstereyim size. Köklerini görüyor musunuz? Şu ipini alayım önce. Harika bir kök sistemi oluşmuş. Arkadaşlar böyle saksımızı değiştirdiğimizde birkaç gün böyle yapraklar yumuşayabiliyor. Onu endişe etmeyin. Birkaç gün sonra düzelebiliyor. Saksı değiştirdiğimde yaprakları yumuşadı diyen bir sürü arkadaşım var. Bu kadar yeterli. Fazla da köklerini zedelemek istemiyorum. Arkadaşlar burada benim güzel beyaz bir kaktüs menekşem vardı. Tabanını deldim. Şimdi fitili sulama yapacağımız için ipini hazırlayacağım. Şimdi tekrar bu perlit ve pomza taşı karışımım var. Onu ilave edeceğim tabanına. Şöyle ipliğini biraz asılalım. Ozmokot koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu trail olduğu için böyle biraz sallanıyor. Bu oyundan hiç endişe etmeyin. Çünkü bu trail'in özelliği. Çünkü kaz boynu gibi uzadığı için. Tarihini atacağım birazdan. Can suyunu veriyorum. Arkadaşlar böyle bir kabada oturtturabilirim. Tabi tabanına su koyarak. Şöyle bir kabada, bardağa da oturtturabilirim. Kullanmadığım bir bardağa. Bunu bitirmiş oldum. Harika da oldu arkadaşlar. Rengini çok seviyorum. Bunun o kadar güzel bir rengi var ki. Burada minyatür bir menekşem var. Arkadaşlar şuradaki saksılarımı göstermek istiyorum size. Bunları bir milyoncudan aldığım bir saksı. Bunlar benim rengarenk. Beyaz, yeşil,
bu renk, pembeleri de vardı ama bu renkler benim hoşuma gittiği için bunları aldım. Çok güzel. Şöyle ölçelim isterseniz 6 santim çapında, 5,5-6 santim, 5,5 santim çapında bu büyüklüğünde. Şöyle çapını ölçelim, 6 santimlik. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Bunlara dikmek istiyorum şimdi. 10 tane aldım. Menekşelerimi buna dikmek istiyorum. Menekşenin birini, diğerini de öbür beyaza dikeceğim. Çıkardığım saksıyla hemen hemen aynı arkadaşlar. Hay Allah. Menekşemizin saksısı ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Kök çürümesi olasılığı azalıyor. Biraz ozmakot koyacağım gene. Burada benim minyatür bir menekşem var. Çok küçük. Bakar mısınız köklerine ne kadar güzel sağlıklılar. Tabii bu arada bir sürü de yaprak kırılıyor. Çok küçük arkadaşlar, çok inanılmaz küçük bir menekşe bu. Hemen bakar mısınız, bu yaprak kırıldı. Özel tür menekşeler bunlar. Rengini çok sevdiğim için almıştım internetten. Şimdi etrafına toprağını ilave edeceğim. Elimiz tabii alt tarafına yanaşmadığı için böyle küçük bir sopayla toprakların yerine oturmasını sağlıyoruz. Buraya biraz daha toprak gerekiyor. Fazla bastırmıyoruz arkadaşlar. Böyle bir kaba da oturtturabilirsiniz bunu. Arkadaşlar, bu daha önce göstermiş olduğum metrodan aldığım bu saplı bardaklarım var, biliyorsunuz benim. Onlara oturtturabilirim böyle. Cam suyunu veriyorum. Tarihini de atacağım. Diğer menekşemi çekmeye zannediyorum videom yetmeyecek. Şurada bir menekşem var, onu göstermek istiyorum bu video tamamlanırken. Arkadaşlar, bir bakar mısınız ne kadar güzel açtı vitamin. Önce şurayı bir temizleyeyim isterseniz. Bakar mısınız ne kadar güzel açtı, büyüdü. Harika gelişim gösterdi. Gül menekşe arkadaşlar, bu da mor.
daha da açmakta. Bunları yere indirdim arkadaşlar. Çünkü çok ışık aldığında saplar kısalıyor. O yüzden saplarının kısalmasını istemiyorum. Yani böyle sıkışıyor ortaya. O yüzden kışa kadar yerde olacak bunlar. Daha doğrusu çocuk odasında hiç kimse girmediği için o odaya koyuyorum. Yerde duruyor bunlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.